Şeyde hemen. Herkese merhaba. Bugün Uluslararası Göç ve İntibak Derneği'nin uzun süre ara verdiğimiz, Eylül'den beri ara verdiğimiz Göç'le bu ay yayınına yeniden başladık. Bugünkü konumuzda Avrupa'da göç ve radikalleşme ve popülizm konuşmaları. Bunun için Avrupa'da göçte en çok tanıdığımız, en çok atıf yaptığımız, hepimizin yakından tanıdığı Profesör Doktor Ayhan Kaya ile beraber yayın yapıyoruz. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk, teşekkürler. Tekrar yayınımızı kabul ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Sağ E, olun. öncelikle ben kısaca kendinizi tanıtmanızı isteyeceğim. Tamam. İstanbul Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesiyim. Aynı zamanda Avrupa Birliği Enstitüsü Müdürlüğünü yürütüyorum. Yaklaşık 2008 yılından bu yana. Benim çalışmalarım daha çok Avrupa'da yaşayan Türkler, Türkiye kökenler, Müslümanlar üzerine İslamofobi, ırkçılık vesaire. Son dönemde 2017'den bu yana özellikle yine Avrupa'da göçle bağlantılı olduğunu düşündüğümüz sağ popülizm konusunda çalışmalar yapıyorum. Ve son 4 yıldır da yine Avrupa'da 4 farklı ülkede gençler arasında radikalleşme konusunda yine büyük bir çalışma yürütüyorum. Bir araştırma ekibiyle birlikte. Bunların yanı sıra Türkiye'deki mülteciler üzerine, Suriyeliler üzerine de çalışmalarım mevcut. Daha öncesinde de diasporalar konusunda çalışmalarım oldu. Sadece Avrupa'da yaşayan Türk diasporası değil, aynı zamanda Türkiye'deki Çerkez diasporası konusunda da yine sosyal antropolojik çalışmalar yürüttüm. Kısa hatlarıyla bu şekilde kendimi tanıtabilirim. Hocam siz söylemediniz ama ben söyleyeyim. 2011'de bir ödülünüz var. Cem Mana'dan aldığınız. Jamone, evet, Jamone kürsüsü sahibiyim, evet. Evet, bunun yanında Avrupa Araştırma Konseyi tarafından bir proje yürütüyorsunuz. Evet, Oradan aldığınız hibeyle. radikalleşme konusunda, evet. Bu çok değerli bence. Türkiye'de bu tip bir değer, değer herkeste yok. Yine aynı Evet. yerden Avrupa Kültür Arası Siyaseti Cem Mana'nın kürsüsü başkanısınız. Evet. Evet. Tebrik ediyoruz böyle bir Teşekkürler. Sağ ol. başarı için. Şimdi hocam Sağ ol. sizin durumunuzu dinleyelim. Tamam. Ben belki arkadaşlarımızdan eğer mümkün ise hepsi belki mümkün olmayabilir ama belki video Evet. kameralarını açmalarını rica edebilir miyim uygun olanlar? Çünkü bazen ev ortamı uygun olmayabiliyor. Hiç olmazsa böyle anlatırken, konuşurken yüz yüze bakabiliriz, birbirimizi görebiliriz. Oradan bir enerji yakalayabilir. Çünkü biliyorsunuz online buluşmalar özellikle son birkaç yıldır pek fazla rağbet ettiğimiz bir şey ama öbür taraftan da son derece yorucu olabiliyor. Teşekkür ederim arkadaşlarıma açtıkları için. Ben müsaade ederseniz bu arada sizlerle sunumumu paylaşayım. Ondan sonra devam edebiliriz. Çok affedersiniz muhtemelen şuradan. Evet. Birkaç dosya açık olunca tamamdır. Sanıyorum görülüyor şimdi. Büyütürsem. Evet. Evet. Arkadaşlar bu arada sorularınız olursa chatten yazabilirsiniz. Ben arada o soruları hocamıza iletirim. Yazabilirler ya da yeri Kesinlikle. geldiğinde girip sorabilirler o şekilde. Ben mümkün olduğunca herhalde 40 dakikalık bir süre, belki 30-35 dakikalık bir süre yeterli olacak benim için. Ondan sonra da biraz interaktif yapabiliriz, soru cevap şeklinde gidebiliriz. Biraz önce kendimi tanıtırken arkadaşlar özellikle göç konusunda çalışmalar yaptığımı söyledim ama ben bir siyaset bilimciyim, eğitimim öyle. Fakat yaptığım çalışmalar, araştırmalar biraz daha sosyal antropolojik yöntemlerin kullanıldığı çalışmalar.
Dolayısıyla insanlarla birlikte olmayı, insanlara dokunmayı, onlarla birlikte çalışmalar yapmayı, alana girdikten sonra alana girerken işte tamamıyla her şeyi hazır bir araştırma önerisiyle değil de alana girdikten sonra alanda insanların, birlikte çalışacağım olan insanların katkılarını, sorularını alarak action research dediğimiz, katılımcı aksiyon araştırması dediğimiz araştırma yöntemlerini daha çok benimsiyorum. Çünkü yani her şeyle belirlenmiş, sınırları belirlenmiş, metodolojisiyle dair sınırları belirlenmiş bir araştırma yapmak beni çok da fazla mutlu etmiyor. Daha karşılıklı birbirimizden öğrendiğimiz, birbirimizi etkileyebildiğimiz ve sadece bir şeyleri anlamak değil de aynı zamanda olanı değiştirme üzerine bir yaklaşımım var. O yüzden çalışmalarımı genellikle bu tür yöntemleri kullanarak, etnografik yöntemleri kullanarak yapmaya özen gösteriyorum. Her ne kadar beni dışarıdan tanımlayanlar göç araştırmacısı olarak tanımlasalar bile ben biraz göç konusuna, göç araştırmaları konusuna, mülteci araştırmaları konusuna biraz daha farklı bakıyorum. Her ne kadar göçmenlerle bir arada olsak da onların hayat hikayelerini anlamaya, anlatmaya çalışsak da aslında benim yaptığım şey daha çok göçmenler üzerinden, mülteciler üzerinden çoğunluk toplumunu, ev sahibi devleti, bir siyaset bilimci olarak ev sahibi devleti anlamaya çalışmak, bir sosyal antropolog olarak da çoğunluk toplumunu anlamaya çalışmaya özen gösteriyorum. Bu nedenle de bütün çalışmalarımı yaparken aslında ben daha çok böyle kendimi nasıl görüyorum? Biraz böyle çoğunluk ve azınlık arasındaki etkileşimi, sınırlılıkları anlamaya çalışan bir sosyal bilimci olarak kendimi tanımlıyorum. Ve her defasında da azınlıkları özellikle çalışırken şöyle bir varsayımla hareket etmeye özen gösteriyorum. Çoğunuz bilir Norveçli edebiyatçı Henrik Ibsen veya Amerikalı edebiyatçı Mark Twain. Bunlar tanıdık, edebiyattan tanıdık, bildik isimler. Çok da en azından bizim kuşağımızın zamanında severek okuduğu isimler. Çok enteresandır. Bu iki isim de dünyanın farklı yerlerinde, biri Amerika'da, biri Norveç'te, farklı zamanlarda birbirine çok benzer ifadelerle şöyle bir şey demişler. Azınlıklar genellikle haklıdırlar, çoğunluklar genellikle haksızdırlar. Yani bu benim için o kadar böyle belirleyici bir varsayım ki kendi çalışmalarımı yaparken. Çünkü özellikle etnografik olarak bakıldığı zaman, antropolojik olarak bakıldığı zaman kimse aslında bir azınlığın parçası olmak istemez. Gündelik hayattaki ilişki biçimlerine, gündelik hayatta yaşadığımız meselelere baktığımız zaman aslında biz her birimiz çoğunluğun bir parçası olmaya çalışırız. Kalabalık içinde kaybolmaya çalışırız. Çünkü çoğunluğun bir parçası olduğumuz zaman kendimizi daha özgür hissederiz. Daha dokunulmaz hissederiz. Ama azınlığın bir parçası olduğumuz zaman biliriz ki yaftalanmaya müsaitizdir, dışlanmaya müsaitizdir. Gündelik hayatta farklı dışlanma biçimlerini tecrübe etmeye müsaitizdir. Etnik kimliğimizle, dini kimliğimizle, kültürel kimliğimizle vesaire hep böyle çoğunluğun bir parçası olmaya çalışırız. Ama böyle olmadığını biliyoruz. Azınlıklar ortaya çıkıyor. Dışlanıyorlar, ırkçılığa maruz kalıyorlar, ayrımcılığa maruz kalıyorlar. Avrupa'da İslamofobiye maruz kalıyorlar. Türkiye'de zaman zaman Hristiyan karşıtlığına maruz kalıyorlar vesaire. Böyle gelişmeler maalesef yaşanıyor. Kimse de zaten aslında azınlığın bir parçası olmak istemiyor ama öyle olmak zorunda bırakılıyor. Azınlık da kendiliğinden ortaya çıkan bir şey değil. Azınlık aslında benzeri dışlanma pratiklerine maruz kalan insanların etraflarına baktıkları zaman kendileriyle aynı sorunları yaşayan
başka insanların da olduğunu fark ettikten sonra aslında kendilerini koruyabilmek adına oluşturdukları bir toplumsal kategori olarak karşımıza çıkıyor. Benim yaptığım çalışmalarda da işte gerek Avrupa'da gerek Türkiye'de yaptığım çalışmalarda hep buna tanık oldum. Yani insanlar sosyoekonomik olarak, zaman zaman psikolojik olarak, politik olarak dışarıda bırakılıyorlar ve belli kaynaklardan pay almaları bir şekilde yapısal olarak engellenmeye çalışılıyor. Bu çerçevede düşündüğüm zaman ben göç çalışmaları yaparken özellikle göçmenlerin sosyoekonomik anlamda, politik anlamda, psikolojik anlamda dışarıda bırakılan, belli kaynaklardan pek de faydalanmaları istenilmeyen gruplar olarak karşımıza çıktığını düşünüyorum. Bugün yapacağımız bu çalışmada da özellikle son yıllarda Avrupa bağlamında sıklıkla tartıştığımız popülizm konusuna, radikalleşme konusuna değineceğim. Radikalleşme belki hepinizin gündelik hayatta zaman zaman kullandığı bir şey ama radikalleşme özellikle her ne kadar 18. yüzyıldan bu yana radikal kavramını biz sosyal bilimlerde kullanıyor olsak bile ki matematikten geliyor, tıptan geliyor. İşte matematikte radikaller vardı değil mi? Radikal bir takım sayılar vardı. İşte mutfakta radikal bir yemek yapmak demek özüne sadık kalarak otantik bir yemek yapmak anlamına geliyor. Latince bir kavram aslında kök anlamına geliyor. Radix. Dolayısıyla radikalleşme de aslında köklere dönmek anlamına geliyor. Dini anlamda köklere dönebilirsiniz. Etnik anlamda köklerinize dönebilirsiniz. Kültürel anlamda köklerinize dönebilirsiniz vesaire vesaire. Ama radikalleşme denildiğinde özellikle 11 Eylül olaylarından sonra, 2001-11 Eylül olaylarından sonra ve hatta benim yine yaptığım çalışmalarda izini sürerken ben hatta bu süreci 1970'li yıllara kadar yani 1974'teki petrol krizine kadar götürüyorum. Hatırlayalım o dönemi 1973'te Arap-İsrail Savaşı olur. 1974'te Araplar petrol sevkiyatını batıya doğru kısmaya başlarlar. Çünkü kaybettikleri, İsrail'e karşı kaybettikleri savaşta biraz batıyı suçlarlar. Avrupa devletlerini, Amerika Birleşik Devletleri'ni suçlarlar. Çünkü bu devletlerin İsrail'le işbirliği içerisinde Orta Doğu ülkelere karşı, Arap ülkelerine karşı mücadele ettiklerini düşündüler ve onları cezalandırmak için de 1974'te petrol sevkiyatını büyük ölçüde kısarlar ve orada bir ekonomik kriz yaşanır. Hocam sözünüzü kestim ama slide ilerlemiyor. İlerletiyor musunuz yoksa? Yok henüz daha oraya gelmedik. Tamam. Hala girişteyiz. Arkadaşlar hikayenin... soruyorlar da slide ilerlemiyor yok, acaba. Geleceğim. Hikayenin biraz başındayız da. Tamam hocam tamam. Buyurun. Yani bu 70'lerde yaşanan dönüşüm o kadar önemli bir dönüşümdür ki aslında. Şöyle düşünün. 1970'lere kadar radikal denildiğinde akla sol geliyor. İşte Marksistler geliyor, Leninistler geliyor, Troçkistler geliyor. Sola ait ne varsa onlar geliyor. Ya da işte ne bileyim Almanya'da Red Army Fraction diye bir oluşum var. Onlar da sol. Ama 74'ten sonra radikal denildiğinde artık sol pek fazla kullanılmıyor. Solu refere etmiyorlar. Sol biraz daha böyle ehlileşmiş, biraz siyasetin içine katılmış, çekilmiş bir unsur haline geliyor. Ama radikal denildiğinde İslami olan giderek radikalleşmeye başlıyor. İslami olan radikal olarak görülmeye başlanıyor. Ki o dönemde ilginç bir gelişme oluyor. Sovyetler Birliği özellikle Batı ile Doğu arasındaki yakınlaşma nedeniyle Sovyetler Birliği o dönemde yavaş yavaş Batı'nın coğrafi anlamda ötekisi olma özelliğini yitirmeye başlıyor. Bir taraftan ötekisi olarak, coğrafi anlamda ötekisi olarak anılmamaya başlanırken komünizm ve sosyalizm gibi ideolojiler de Batı'nın ideolojik anlamda ötekileri olmaktan yavaş yavaş uzaklaşıyor. Peki ne oluyor? Şöyle bir şey yaşanıyor. O dönemde
Orta Doğu ötekileştiriliyor. Coğrafi anlamda Batı'nın ötekisi oluyor. Batı'nın düşmanı oluyor. Bu petrol krizi nedeniyle büyük ölçüde. Ve aynı zamanda İslam bir din olmaktan, sadece bir din olmaktan çıkıp ideolojik anlamda Batı'nın, kapitalizmin ötekisi olarak işlev görmeye başlıyor ve ötekisi olarak anılmaya başlanıyor. Dolayısıyla ben bugün yaşadığımız İslamofobi anlamında, ırkçılık anlamında, işte medeniyetçi çatışma anlamında yaşadığımız pek çok şeyin kökenini 1970'li yıllara kadar götürmek gerektiğini düşünüyorum. Siz isterseniz tabii çok daha öncesine, oryantalizme, ne bileyim ta işte 16. yüzyılda Protestanlığın dönüşüne, ortaya çıkışına kadar Osmanlı'nın Balkanlardaki ihtişamına, gücüne kadar götürebilirsiniz. Ama ben modern zamanlarda Avrupa'daki İslam karşıtlığını, göçmen karşıtlığını 1970'li yıllara kadar götürebileceğimizi düşünüyorum. Şimdi bu girişin ardından ilerleyelim. Benim bu yapacağım sunumun büyük ölçüde hem yayınları hem diğer sunumları, daha başka pek çok metnini burada şu anda yürütmekte olduğumuz projede, Avrupa Birliği Araştırma Konseyi projesinde bu sayfada görebilirsiniz. Bakmanızı, sosyal medyada da mümkünse bizleri takip etmenizi özellikle rica edeceğim. Benim yaptığım çalışmalar özellikle Avrupa'da birkaç ülkede yoğunlaşıyor. Yani kendimi bildim bileli doktora yıllarından bu yana, doktoram 1999'da tamamlandı. Dolayısıyla Almanya'da başlayan, daha sonra Fransa'ya, sonra Hollanda'ya, Belçika'ya, İtalya'ya, Yunanistan'a kadar uzanan bir coğrafyada alan çalışmaları yaparak kendi çalışmalarımı devam ettirdim. Bu haritayı da o nedenle koydum. Şimdi biraz önce bahsettiğim bir takım olaylardan yola çıkarak 1970'lerde dünyada reel politikanın özellikle İslam'ı bir anlamda ötekileştiren bir hale büründüğünden bahsettim. 70'ler o kadar önemli ki aynı zamanda neoliberalizmin de büyük ölçüde ortaya çıktığı bir dönem. Yavaş yavaş refah devletinin hükmünü yitirmeye başladığı bir dönem. Bunlar önemli gelişmeler. Çünkü daha önceki yıllarda aslında böyle göçmenler sorun olarak görülmezdi. Göçmenler sendikal hareket içerisinde kendilerine yer bulurlardı ve yerleşik toplumun bir parçası olarak, işçi sınıfının bir parçası olarak aslında görülürlerdi. Yani Marksist paradigmanın, sosyoekonomik paradigmanın daha egemen olduğu bir dönemdi 1960'lı yıllar, 70'li yılların ortalarına kadar. Ama dünyada yaşanan bu demin ifade etmeye çalıştığım ideolojik ve coğrafi anlamdaki ötekileştirme süreçleriyle birlikte yavaş yavaş göçmenlerin de çoğunluk toplumları tarafından farklı şekilde tanımlanmaya, algılanmaya başladıklarına tanık oluyoruz. 1960'lı yıllarda işçi sınıfının bir parçasıydılar. Almanya'ya bakıldığında İtalyanlar, Yunanlılar, Yugoslav işçiler, Türk işçiler hepsi birlikte hareket ederlerdi ve sendikal hareket içerisinde var olabilirlerdi. Bir dayanışma ağı geliştirebilirlerdi ama 1970'lerden itibaren sosyoekonomik kriterlerle tanımlanan bu işçiler birden Türk olmaya, Türk olarak tanımlanmaya, etnisiteleriyle, etnik kimlikleriyle, Kürt kimliğiyle, Türk kimliğiyle, işte Yunan kimliğiyle, işte Arap kimliğiyle tanımlanmaya başladı. Dikkat ederseniz işçiler birden etnik kimlikleriyle tanımlanmaya başlıyorlar. Ki biraz daha ileriye gittiğimizde 1990'lı yıllar itibariyle de ve özellikle de 2001 11 Eylül olaylarından sonra Müslüman ve Müslüman olmayan şekilde tanımlanmaya başlıyorlar. Yani dini kimliklerin daha ön plana çıktığı bir sürece doğru geliyoruz. İşçi olarak başlayan, etnik kimliğiyle tanımlanan, sonra da İslami kimliğiyle tanımlanan insanlar olarak tanımlandıklarını görüyoruz. Hocam, tabii bir arkadaşımız soru sormuş da sunumun fotoğrafını tabii çekiyorum, izin almadım, sorabilir misiniz acaba, sakıncası var mı demiş. Tabii ki, tabii ki, nasıl isterse. Tamam.
Ve ben bunları isterseniz sonra sizlerle paylaşabilirim. Hiç problem değil. Çok memnun oluruz. Çok güzel olur. Paylaşabilirim tabii ki. Şimdi buradaki tabii yine biz gelişmeleri yakından takip ettiğimiz zaman Avrupa'da İslam konusu genellikle son derece sığ bir şekilde ve indirgemeci bir şekilde tartışılmış, tanımlanmıştır. Çünkü İslam denildiğinde sıradan bir Avrupalı siyasetçinin veya sıradan bir Avrupalı insanın kafasında daha homojen bir yapı ortaya çıkıyor. Yani Sünni ve Şia arasındaki farkları bilmeyen, işte Araplarla Berberiler arasındaki farkları bilmeyen, Sünniler ile Aleviler arasındaki farkları bilmeyen, Yedilerle işte ne bileyim diğer gruplar arasındaki farkları bilmeyen, Sünni İslam'a bakıldığında tarikatlar arasındaki farkları, yorum farklarını bilmeyen, yani müthiş böyle zengin bir şeyden bahsediyoruz ama oradan bakıldığında bunun pek böyle olmadığını, pek böyle görülmediğini, dolayısıyla da çok da fazla İslam'ı anlamak için çaba göstermediklerini söylemek mümkün. Bütün bu gelişmelerle birlikte Avrupa'da bir başka önemli gelişme daha yaşanıyor. O da sanayisizleşme dediğimiz, İngilizce deindustrialization dediğimiz, sanayisizleşme dediğimiz bir sürece giriliyor 1970'ler ile birlikte. Çünkü daha önceden el emeklerini kullanarak geçimlerini sağlayan insanlar olduklarını görüyoruz göçmenlerin. Madenlerde veya fabrikalarda çalışan insanlar olduklarını görürüz ama madenlerin kapatılması, fabrikaların doğuya doğru kaymasıyla birlikte birden el emeğinden başka kullanacak herhangi bir sermayeleri olmayan bu insanların işsiz kalmaya başladıklarını görüyoruz. Ve işsiz kalmakla birlikte yine çocuklarının, torunlarının bir takım sorunları, yapısal sorunları yaşamaya başladıklarına tanık oluyoruz. İşte biz hala aslında bu gelişmelerin sonuçlarını şu anda yaşamaya devam ediyoruz. 11 Eylül olayları belki tarihteki en önemli kırılma noktalarından bir tanesidir. İslamofobinin özellikle Avrupa'da ayyuka çıktığı dönemin başlangıcıdır 11 Eylül. Ondan sonra krizler yaşanmaya devam ediyor. Ki en son gelinen noktada 2008'deki küresel finansal kriz. Ondan öncesindeki 2015 yılındaki, ondan sonra 2015 yılındaki mülteci krizi, pandemi krizi, Ukrayna krizi vesaire vesaire dedikten sonra bugüne geliniyor. Tabii burada bütün bunları yaşarken de aslında biz de kendimize baktığımız zaman bence şöyle düşünmemiz gerekiyor. Türkiye'de de Suriyeli mülteciler konusunda konuşurken, çalışmalar yaparken genellikle şöyle bir havanın hakim olduğunu görüyorum ben. İnsanlar adeta Türkiye'de ilk defa böylesine kitlesel bir göç olmuş gibi davranıyorlar ve bunu bir kriz olarak görüyorlar. Bunu ilk defa yaşanmış bir mesele olarak görüyorlar. Halbuki biz bu konuları çalışan insanlar olarak bunun böyle olmadığını biliyoruz. 1990'larda özellikle Orta Doğu'dan Körfez Savaşları sırasında kitlesel bir göç yaşandı. 2000'li yıllarda keza yine öyle. 1987 yılında yüz binlerce Bulgaristanlı Türk Türkiye'ye göç etmek durumunda kaldı. Daha sonra 1990'lı yıllarda yine pek çok Boşnak, pek çok Kosovalı Türkiye'ye göç etmek zorunda kaldı. Daha da geçmiş yıllara gittiğimiz zaman yüz binlerce insanın, işte bir örnek vermek gerekirse benim çok iyi bildiğim bir konu, 19. yüzyılın son çeyreğinde yaklaşık 3 milyon kadar Çerkez'in Rus istilasından kaçıp Osmanlı topraklarına sığındığını biliyoruz. Dolayısıyla bizim tarihimiz aslında Anadolu'nun tarihi bütün tarih boyunca böylesine göç olaylarıyla, göç olgusuyla işlenmiş bir coğrafya. Dolayısıyla eğer biz bu tarihsel bilgileri unutursak hakikaten o zaman Suriyeli kitlesel göçü ilk defa olmuş gibi davranacağız ve kendimizi o krizin içerisinde bulacağız. Ama burada herhalde arkadaşlar şöyle bir son dönemde biraz daha onun üzerine düşünmeye başlıyorum. Mesela geçenlerde Almanya'da bir konferansta idik. Orada mesela Almanya'daki göç olgularına bakılıyor. İşte 1789 yılında Almanya'da, 1789 Fransız İhtilali'nin olduğu yıl, Almanya'da genişleyen aileler nedeniyle
Çok sayıda insan işleyecek tarımsal toprak bulamıyor. Ciddi bir tarımsal işte sorun yaşanıyor. Ve o dönemde işte Katerina, Rus kraliçesi Katerina diyor ki topraksız Almanlara diyor ki buyurun bizim çok sayıda uçsuz bucaksız topraklarımız var, buyurun gelin. Yüz binlerce Alman 1789 yılından itibaren Rusya'ya doğru, Kazakistan'a doğru, Kafkasya'ya doğru göç ediyor. Tamam mı? Yüz binlerce insan. Dolayısıyla Almanya'ya baktığımız zaman Almanya için de bu göç son derece normal bir şey. 20. yüzyılda göç alıyorlar ama 18. yüzyılda, 19. yüzyılda çok da fazla göç vermiş bir ülkeden bahsediyoruz. Ama bu sosyal medya, internet ve bizim konulara yaklaşım şeklimiz modern insanlar olarak bence sorunlu, son derece sorunlu. Çünkü biz eskiden mesela ne bileyim bir şeyler okuduğumuz zaman onları beynimize kaydederdik. Ve ihtiyacımız olduğu zaman buradaki dağarcığımızdan çağırıp o bilgileri kullanırdık. Ama bugün günümüzün insanı çok da fazla bunu yapmıyor. İşte akıllı telefonlarımız var, oraya kaydediyoruz. Bilgisayarlarımız var, oraya kaydediyoruz. Tabletimiz var, oraya kaydediyoruz. Çünkü o kadar çok fazla uyaran var ki, yani dünyaya da çok açığız. Ve olup biteni de anlamaya çalışıyoruz. Her şeyi buraya kaydetmemiz mümkün değil. O kadar çok uyaran var ki bunları anlayabilmek için beynimizin yetmeyeceğini bilip akıllı telefonlarımıza veya bilgisayarlarımıza kaydetmeye başlıyoruz. Ama bu beraberinde unutkanlığı da getiriyor. İşte önemli akademisyenlerin Desertor'un ve Huysen'in kullandığı bir takım terminolojiyi kullandığımız zaman bugün aslında bir tür unutkanlık çağında yaşıyoruz. Yani işte hakikaten 3 gün önce ne olduğunu unutuyoruz. 4 gün önce ne olduğunu unutuyoruz. Bırakın 19. yüzyılın son çeyreğinde ne olduğunu. Dolayısıyla bu tarihselci perspektifimizi giderek yitirdiğimizi ben düşünüyorum. İşte bence bizim yapacağımız entelektüeller olarak, dünyayı anlamaya çalışan insanlar olarak belki de en devrimci şeylerden bir tanesi tarihselci perspektife sarılmak, onu asla ve asla bırakmamak. Yani kendi çalışmalarımızda da yüksek lisans tezlerini yazarken, doktora tezlerini yazarken bence bunu mutlaka yapmamız gerekiyor. Tarihselci perspektif belki bugün itibariyle en fazla öğreteceğimiz veya öğrenmemiz gereken şey olduğu kanaatindeyim. Bunu sizlerle paylaşmak isterim. Hocam belki bu şeye ek olarak ben de şunu söyleyebilirim. Mesela biz hep göç politikaları konuşurken Türkiye nasıl bir göç politikası oluşturacak bunu hep konuşuyoruz. Acaba evet. Avrupa'ya yaslanarak mı, ona örnek alarak mı bir politika oluşturacak? Yoksa işte Doğu'ya, Orta Doğu'ya yönelik alacak. Ama sizin bu dediğiniz gibi eğer tarihselci bir perspektifi yakalarsak kendi tarihimizden yola çıkarak belki bir politika oluşturmak daha akıllıca olacak. Tabii böyle şey var, institutionalizm teorisi var, yani kurumsalcılık teorisi var. Ya da işte özellikle İskandinav ülkelerinde kullanılan path dependency dediğimiz belli güzergahlarımız var bizim. Yani bize özgü belli güzergahlar var. Belli öğrenilmiş bir takım tecrübelerimiz var ki bu coğrafyanın göç ile imtihanı yani binlerce yıllık bir imtihandır. Dolayısıyla bunun bize kattığı çok önemli bir takım deneyimler var, bilgiler var. O bilgileri yadsımamamız gerekiyor, onları hatırlamamız gerekiyor. Başka yerlere bakarak bir takım iyi örnekler aramak yerine kendi belleğimizde, toplumsal belleğimizde, devlet geleneğimizde çok fazla örneğin olduğunu görüyoruz. Zaman zaman olumlu, zaman zaman olumsuz. Ama bütün bunları yaşayarak, bütün bunları hatırlatarak ve hatırlamaya çalışarak bence daha doğru bir takım yöntemleri, politikaları belirlememiz bana mümkün gibi geliyor. Mesela İskan konusu Osmanlı'nın 19. yüzyılda çok başarılı göç politikaları vardı. Bizim 2015 yılında Murat Erdoğan'la birlikte derlediğimiz 14. yüzyıldan günümüze Türkiye'ye göçler diye bir kitabımız vardı. Orada mesela
Kemal Karpat Hoca'dan tutun da daha başka pek çok hocaya kadar Türkiye'nin aldığı göçlerin tarihini biz ayrıntılı olarak çalıştık. O kitabı özellikle hararetle tavsiye ederim. Şimdi bu yaptığım girişin ardından benim şimdi yapacağım sunuma gelmek istiyorum ve bir takım kavramların altını çizmek gerekiyor. Bunların hepsine ayrıntıyla girmek mümkün değil ama bizim çalışmalarımızda radikalleşme, ekstremizm, terörizm, işte kökten dincilik, işte yerlilik, ırkçılık gibi pek çok kavram kullanıyoruz. Popülizm keza onlardan bir tanesi. Mesela bir tane şimdi burada seçelim, fundamentalizm kavramını kullandığımız zaman bugün Avrupa'da ya da Batı'da fundamentalizm kavramı kullanıldığı zaman yani çok net olarak biliyoruz ki bu kavram kullanılırken aslında insanların kafasının arkasında yatan temel mesele İslam'ın kökten dinciliğidir. İşte IŞİD akla gelir, Selefiler akla gelir, ne bileyim Taliban akla gelir, şu akla gelir, bu akla gelir ama tarihselci perspektife eğer tutunacak olursak, bilmiyorum fundamentalizmin ilk defa ne zaman kullanıldığını bilen var mı aramızda? İlk defa bu kavramla ne zaman karşılaştığımızı bilen var mı? Bir soru sorayım şimdi. İlk defa 1920'li yıllarda Amerika Birleşik Devletleri'nde evanjelik hareketin çıkardığı bir kavramdır, fundamentalizm kavramı. 1920'li yılları hatırlayalım, 1920'li yıllarda okuduklarımızdan hatırlayalım. 1920'li yıllarda büyük bir ekonomik buhran vardır Batı'da, değil mi? Birinci Dünya Savaşı biter ve müthiş bir ekonomik buhran vardır Batı'da. Amerika Birleşik Devletleri'nde de özellikle evanjelik hareketin içerisindeki Hristiyanlar aynen şu şekilde bir söylem üretirler. Biz bu ekonomik krizi yaşıyoruz. Bunun nedeni dini köklerimizden uzaklaşmış olmamızdır. Dolayısıyla bu ekonomik buhranın üzerinden gelmenin tek bir yolu vardır. O da bizim dini öğretilerimize, temellerimize, köklerimize geri dönmemizdir. Mesela bu radikaldir. Çünkü burada köklere dönmekten bahsediyor. Tamam mı? Dolayısıyla fundamentalizmi bugün olduğu şekilde sadece İslam ile bağlantılandırmak doğru değildir. Bunun orijini 1920'li yıllarda evanjelik harekete kadar uzayabiliyor. Burada biraz sonra yapacağımız tartışmada ben popülizm kavramına da bir tür radikallik olarak bakmak istiyorum. Çünkü bugün popülizm kavramı konuşulurken, tartışılırken problemli bir şekilde tartışıldığı kanaatindeyim. Ben mesela Almanya'da AfD var, işte Fransa'da Le Pen'in partisi var, Hollanda'da Wilders'in partisi var, en son işte İsveç'te %20 oy olarak sosyal demokrasinin kalesi olan İsveç'te şok etkisi yaratan İsveç Demokratları diye bir parti var. Onlar da sağ popülist bir parti. Şimdi partiler bir tarafa, onlar örgütlü yapılanmalar, hakikaten bazı partiler için faşist diyebilirsiniz. İşte neonazi diyebilirsiniz. Çünkü onların belli amaçları vardır. Ama insanlara baktığımız zaman, bu partilere oy veren insanlara baktığımız zaman, merkezden bakan bir partinin bu insanları ırkçı, yabancı düşmanı, faşist, nazi olarak tanımlamaları bana problemli geliyor. Bizim yaptığımız çalışmalarda biraz sonra anlatacağım. Aslında bu insanların dertleri var, bu insanların problemleri var. Genellikle bu insanların sosyoekonomik problemleri olduğunu, coğrafi problemleri olduğunu, merkezin bu insanları bir anlamda dışladığı, ötekilediği, yaftaladığı şeklinde bir takım sorunlarla karşılaştığımızı görüyoruz. Bu insanlar aslında daha önceden işte tarımsal üretim yapan ama son yıllarda Avrupa'da tarımsal üretimin pek de fazla esamesi okunmuyor. Göz ardı edilen bir sektör haline geldi. Kimsenin ilgilenmediği bir sektör haline geldi. Veya bu insanlar işçi sınıfı kökenli insanların çocukları oluyor aslında. İşçi sınıfı da şu anda büyük ölçüde bir yıkım içerisinde. Sendikal hareket büyük bir yıkım içerisinde. Biraz önce hani bahsettik ya işte sanayisizleşme dedik. İşte el emeğini kullanan insanların artık
para kazanamaz, geçimlerini sağlayamaz hale geldiklerini görüyoruz. Ve enteresandır, popülizm, sağ popülizm özellikle Avrupa ülkelerinde büyük şehirlerin uzağında yaşayan, kırda yaşayan, dağlık bölgelerde yaşayan, unutulan, göz ardı edilen insanların rağbet ettiği antisistemik bir oluşum olarak karşımıza çıkıyor. Geçmişte belki bu insanlar sol partilere oy verirken, o da enteresandır, sol partilere oy veren insanlar, sol radikal partilere oy veren insanlar bugün sağ radikal partilere oy veriyorlar. Bunun nedeni merkezdeki siyasetin onları temsil etmediğini düşünüyorlar. Merkezin siyasetine yabancılaştıklarını düşünüyorlar. Ve bu nedenle de merkezi eleştirirken de giderek antisistemik bir hale bürünüyorlar. Ve antisistemik bir parti arayışına giriyorlar. Geçmişte antisistemik partiler radikal sol partilerken, bugün özellikle 1989 Sovyetler Birliği'nin çöküşü, komünizmin, sosyalizmin büyük ölçüde yara almasıyla birlikte, solun hükmünü yitirmesiyle birlikte ortada kalan tek bir antisistemik parti oluşumu olduğunu fark ediyorlar. O da bugün bunu hayata geçiren sağ popülist partiler, organize sağ popülist partiler. Dolayısıyla benim burada bu insanlara, yani seçmenlere bakarken bu insanları işte aşırı sağcı, nazi, neonazi, faşist olarak nitelendirip onları ötekilemek yerine onların dertlerinin ne olduğunu anlamaya gerek olduğu kanaatindeyim. İşte bizim yaptığımız çalışmalarda, biraz mülakatlarda, derinlemesine görüşmelerde hep bunun izini sürmeye çalışıyoruz. Burada sadece bu kavramın etimolojisini sizlerle paylaşmak için bu slaydı burada kullandım. Yani geçmişte radikal kavramı aslında, yani bugün işte radikalleşme denildiğinde biraz önce ifade ettiğimiz gibi İslami olan daha çok ön plana çıkarılıyor, ama eskiden radikal dediğimizde mesela 19. yüzyılın radikalleri kimlerdi? 19. yüzyılın radikalleri işçi sınıfı kökenli sosyalist, demokrat insanlardı mesela. Demokrasi o dönemde, liberalizm o dönemde radikaldi. Yani kraliyet karşıtı ya da işte Katolik kilise karşıtı bir takım sosyalist, demokratik, liberal unsurlar o dönemin radikalleriydi. 20. yüzyıla geldiğimizde mesela 1968 kuşağı radikaldir. Ataerkil toplumsal yapıya karşı mücadele eden, demokrasiyi savunan kitleler de onlar. Onlar da radikaldi. Dolayısıyla radikal kavramı aslında problemli bir kavram değil bence. Benim burada anlattıklarım da o anlamda radikal. Radikal olmak aslında bir anlamda eleştirel olmak anlamına gelebilir. Felsefi anlamda farklı düşünmek anlamına gelebilir. Ama bugün radikal kavramı son derece olumsuz çağrışımlar içeren bir kavram olarak bize bir anlamda dayatılıyor. Ve bunu yapanın da ben büyük ölçüde neoliberal yönetsellik anlayışı olduğunu düşünüyorum. Yani Michel Foucault'un kullandığı yönetsellik kavramını kullanarak bunun annenin şarjı bitti, şarjı nerede, çabuk dersin, bak telefon kapatacak olsa. Nazlı ben sessiz aldım hocam. Nazlı'nın sesi, evet Nazlı değil de başkasının sesi geliyor. Evet. Dolayısıyla bu radikal kavramını hocam yayından düştünüz ama kavram olarak bize sunduğu kanaatindeyim. Çünkü neoliberal devlet muhalefet istemez. Neoliberal devlet kendinden farklı düşüneni istemez. Kendinden farklı olduğu zaman onu bölmeye, parçalamaya çalışır. Dolayısıyla ben burada bir yönetsellik olduğunu, Michel Foucault'un kullandığı governmentality kavramını kullanarak burada bir yönetsellik çabası olduğunu özellikle vurgulamak istiyorum. Bunları bence geçebiliriz. Krakauer'ın benim çok beğenerek okuduğum önemli bir sosyolog, 2011 yılında yaptığı bir çalışmada radikalizm kavramını biraz açıyor. Ve biraz önce ifade etmeye çalıştığım gibi radikalizm diyor, felsefi bir radikalizm olabilir. Mesela Marx zamanının radikaliydi. René Descartes, işte düşünüyorum öyleyse varım diyen
düşünür dönemin radikalidir. 16. yüzyılda Protestanlar, Martin Luther, Katolik Kiliseye karşı mücadelesinde dönemin radikalidir. Bu şekilde gider. Yani bugün de bir sürü radikal insan sayabiliriz. Bu felsefi radikalizm. Bir de taktiksel radikalizm var diyor Craig Calvin. O da diyor ki, mesela diyor, zaman zaman bir takım radikal hareketler içinde şiddet barındırıyor olabilir. Mesela Frantz Fanon'un Cezayir'deki Fransız sömürgeciliğine karşı işte bir düşünsel akım üretmeye çalışırken söylediği bir şey vardı. Bu kolonyalizmden kullanmanın tek yolu şiddet kullanmaktır diyordu mesela Frantz Fanon. Çok önemli bir düşünür. Dolayısıyla zaman zaman devrimler şiddet içeren hareketler, sosyal hareketler olarak karşımıza çıkıyor. Orada şiddet olabilir. Mesela sarı yeleklerde şiddet vardı zaman zaman. Dolayısıyla bu tür gelişmelere baktığımız zaman 68 kuşağının kullandığı yöntemlerde de zaman zaman şiddet oluyor. Bunu da radikal, taktiksel radikalizm olarak tanımlıyor Calvin. Bir üçüncü kullandığı kavram bence bugünün pek çok toplumsal hareketini tanımlamak için kullanabileceğimiz bir tavram. O da reaksiyonel radikalizm olarak tanımlıyor. O da diyor ki mesela insanlar, özellikle sosyologlar bunu çok iyi bilirler. Modernleşmeye, küreselleşmeye karşı bir takım insanlar modernleşmenin ve küreselleşmenin kaybedenleri olarak, kapitalizmin kaybedenleri olarak kendilerinde olduğunu düşündükleri ve kendilerinden başka kimsenin söküp alamayacağını düşündükleri bir takım unsurlara sarılma ihtiyacı gösterirler. Etnisiteye daha fazla sarılabilirler, dine daha fazla sarılabilirler, kültüre daha fazla, geleneğe daha fazla sarılabilirler. Mesela daha fazla yerli olabilirler, daha fazla milliyetçi olabilirler, daha fazla dindar olabilirler. Bunu da aslında reaksiyonel radikalizm olarak tanımlıyor. Dolayısıyla ben sağ popülist gruplara baktığım zaman sosyal hareketler paradigmasını, sosyal hareketler teorisini kullanarak bu yaklaşımın açıklayıcı bir yaklaşım olduğu kanaatindeyim. Şimdi yavaş yavaş son kısma doğru geçiyorum. Burayı biraz hızlı geçeceğiz. Burada bir takım düşünürlerden bahsetmenin faydalı olacağını düşünüyorum. Benim kendi çalışmalarımda çok kullandığım düşünürler bunlar. Radikalleşmeyi, modernleşme karşıtı hareketleri, küreselleşme karşıtı hareketleri tanımlarken kullandığım düşünürler. Michel de Certeau bence önemlidir. Çünkü Michel de Certeau'nun dünyayı gündelik hayat üzerinden tanımlama biçimi, anlatma biçimi bence çok sağlıklıdır. Mesela Michel de Certeau özellikle İslam'a baktığında 1989 yılında Sovyetler Birliği'nin çöküşü, komünizmin çöküşü, sol ideolojilerin büyük ölçüde çöküşüyle birlikte ortaya çıkan boşluğu İslam'ın doldurmaya başladığını söyler. Ve özellikle 1990'lı yıllar itibariyle İslam artık Michel de Certeau'ya göre sadece bir din değildir, aynı zamanda bir muhalefet, politik bir muhalefet etme biçimidir mesela da. Bu bence önemlidir ve son dönemde insanların kendilerini daha fazla İslam ile tanımlamaya başlamalarının nedeni de ben özellikle sol ideolojideki çözülme olarak tanımlama gerektiği kanaatindeyim. Bence o önemli. Alistair MacIntyre yine önemli bir Amerikalı sosyolog. O da şöyle diyor. İki türlü bir siyaset yapma biçimi vardır. Bir, içerideki bir takım grupların, bunlar daha ayrıcalıklı gruplardır. Sınıfsal olarak ayrıcalıklıdır. Politik olarak, etnik olarak ayrıcalıklıdır. Bunlar meşru siyaset kanallarını kullanırlar. Parlamentoyu kullanırlar. Ana akım medyayı kullanırlar veya bir takım işte iş çevrelerini kullanarak siyaset yaparlar ama o ya da bu nedenle etnik, kültürel, dinsel, tarihsel, politik açıdan dışarıda bırakılan, ötekilenen gruplar ise alternatif siyaset yapma biçimlerini benimserler. Çünkü onların meşru siyasal kanalları kullanarak siyaset yapma şansları çok da yoktur. İşte özellikle bu şekilde kanalları kullanamayan, dışlanan azınlıklar etnik, kültürel, dinsel bir takım unsurları zaman zaman da şiddeti kullanarak alternatif siyaset yapma biçimi ürettirler der. Olivier Rouail ve Gilles Kepel de özellikle Müslümanlar arasındaki radikalleşme konusuna baktığı zaman Avrupa'da birbirinden farklı şey söylerler.
Jules Keppel Avrupa'daki Müslümanlar arasındaki radikalleşmeyi, yani daha fazla selefi olma veya ne bileyim bu tür İslam'ın bu tür yorumlarına doğru yönelen insanların sosyoekonomik zorluklar nedeniyle, dışlanma nedeniyle buraya doğru, köklere doğru gidiş sürecini benimsediklerini söyler. Olivier Roy daha farklı düşünüyor. Biraz Michel Desarto gibi düşünüyor. O da diyor ki aslında radikalleşen İslam değildir diyor. Bu önemli. Radikalleşen İslam değildir. Aslında şöyle diyor. İslamizm ya da nasıl diyelim bir şekilde radikalizm aslında İslamileşmektedir. Yani geçmişte diyelim ki sosyoekonomik nedenlerle dışarıda bırakılan insanlar sol söylemleri kullanarak bu problemlerini ifade ederken, bugün solun yokluğuyla birlikte İslami ideoloji kullanarak, İslami söylemi kullanarak radikalliklerini ifade etmeye çalışmaktadırlar. Dolayısıyla Jules Keppel'in söylediğinden farklı bir şey söylüyor ve İslam'ın radikalleşmediğini, radikalizmin İslamileştiğini söyleyerek önemli bir aslında müdahalede bulunuyor. Şimdi benim yaptığım çalışmalarda özellikle hocam, popülizme, çok farklı ülkelerde... Popülizme geçmeden ben şunu söyleyeyim. Şimdi radikalleşmenin olumsuz görülmesinin sebebi sizin o ikinci söylediğiniz taktiksel radikalizm olabilir mi? Yani şiddete meyletmesi, şiddeti ortaya koymasından kaynaklı olabilir mi olumsuz görülmesinin sebebi? Yani evet, böyle ama işte McIntyre'da orada diyor, yani şiddet kimsenin naz etmediği bir şey ama yani eğer şiddet var ise o şiddet aslında bir sonuçtur. Yani yaşadığımız şeylerin nedeni değildir, yaşadığımız problemlerin nedeni değildir. Aslında yaşanmakta olan, belki de yüzlerce yıldır, onlarca yıldır yaşanmakta olan yapısal sorunların sonucunda ortaya çıkan bir semptomdur şeklinde değerlendirmek daha doğru olabilir. Çünkü bazen işte yani başka da bir yol kalmayabiliyor. Yani şiddeti kimse tasvip etmiyor ama eğer bir şiddet varsa orada bu süreçleri, sosyoekonomik süreçleri, ben siyaset bilimci olarak burada konuşmak gerektiğini düşünüyorum. Eğer şiddet var ise o şiddete neyin neden olduğunu bulup bizim sosyal bilimciler olarak çıkarmamız gerekiyor. Şiddet de genellikle bölüşüm, paylaşım süreçlerinde adaletin olmadığı durumlarda ortaya çıkan, kullanılan bir yöntem olarak karşımıza çıkıyor. Anlatabiliyor muyum? Yani genellikle sosyal bilimlerde biz şunu karıştırıyoruz. Sorunların asıl nedenleriyle sorunların sonuçları olan semptomları birbirine karıştırıyoruz. Biz genellikle semptomlara bakıyoruz. İşte şiddete bakıyoruz ve şiddeti kullananı tabii reddediyoruz. Şiddeti kullananı eleştiriyoruz ama o şiddetin nasıl ortaya çıktığı konusunda, asıl bu meselenin özünde ne olduğu konusunda çok da fazla kafa yoğurmuyoruz gibi geliyor bana. Ve orada da devletin bence çok belirleyici olduğunu düşünüyorum. Devlet çünkü adaleti dağıtan, adaleti bölüştüren, eşitliği sağlayan, yoksulu kollayan, azınlığı kollayan bir mekanizma olması gerekirken, bugün dünyanın pek çok yerinde böyle olmadığını görüyoruz ve mevcut neoliberal devletin de bir anlamda şiddeti beslediğini ben gözlemleyebiliyorum. Anlatabiliyor muyum? Şeylere baktığımız zaman, sağ popülist gruplara baktığımız zaman ben şöyle bir tablo görüyorum. Aslında popülist partilere oy veren insanların bir hastalığı olduğu kanaatinde değilim. Çünkü genellikle popülizm patolojik bir şey olarak görülür. Halbuki popülizm bence patolojik değildir. İnsanların derdi vardır. Genellikle bu dertler de sosyoekonomik dertlerdir. Ve bu sosyoekonomik dertlerin mevcut siyaset tarafından çözülemediğini düşünmektedirler. Bunun karşısında da
antisistemik bir takım refleksler geliştirirler. Bu bir. İkincisi, bugünkü dünyada mekansal bir yoksunluk olduğunu görüyoruz. Sözlerimi en başta başlarken de özellikle André Rodriguez Posse gibi önemli bir coğrafyacının yaptığı bir müdahale burada önemli. Diyor ki popülizm özellikle batıda kimsenin uğramadığı, unuttuğu, hor gördüğü coğrafyalarda ortaya çıkıyor. Dağlık bölgelerde ortaya çıkıyor, işte küçük kasabalarda ortaya çıkıyor. Büyük kentlerde, büyük kentlerin merkezlerinde mesela çok da fazla popülizmle biz karşılaşmıyoruz. Sağ popülizmle çok fazla karşılaşmıyoruz. Dolayısıyla kitlelerin, uzakta kalan, dışlanan, ötekilenen, yaftalanan kitlelerin, zaman zaman da aşağılanan kitlelerin aslında bir anlamda bir baş kaldırısı gibi okumak gerektiğini söylüyor Rodriguez Posse. Bir diğer neden de, biz artık belki hepimiz için geçerli bu. Yani ben çocukluğumun geçtiği sokakları artık bulamıyorum çünkü müthiş bir yapılaşma söz konusu. Bu bir kayıp aslında. Yani ben o kaybı hissediyorum, üzülüyorum. Bu insanlara da baktığımız zaman yani geçmişte bildikleri coğrafya aynı coğrafya değil. Küreselleşme nedeniyle pek çok şey değişmiş. İnsan hareketlilikleri nedeniyle pek çok şey değişmiş. Akrabalık bağları parçalanmış, komşuluk bağları parçalanmış, çözülmüş. Yani aslında bir tür nostalji yaşıyorlar. Yani geçmişte her şey çok daha güzeldi şeklinde genel bir algı var. Ama biz biliyoruz ki geçmişte her şey o kadar da güzel değildi. Yani bugün daha fazla refah var vesaire ama bu insanlar bunu bu şekilde yaşıyorlar. Biz ona literatürde nostaljik yoksunluk adını veriyoruz. Bu nedenle yerlilik burada ön plana çıkıyor. Milliyetçilik ön plana çıkıyor. Dolayısıyla popülizmi biraz bu milliyetçilikle açıklamak da yine önemli. Şimdi durum böyle olunca mesela günümüze baktığımız zaman ben şöyle bir tablo görüyorum. Yani günümüz şu anda çok şey yani çok tehditlerle dolu. İşte artık ne bileyim İstiklal Caddesi'ne gidemiyoruz çünkü ne olacağımızı bilmiyoruz. Bir terör olayı oluyor. İşte çocuklarımız işsiz kalıyor. Müthiş bir işsizlik var. Enflasyon her yerde çok yüksek. Avrupa'nın pek çok ülkesinde de Almanya'da %12 enflasyondan bahsediyorlar. Bu müthiş bir rakam. Yani hakikaten çok büyük bir enflasyondan bahsediliyor. Dolayısıyla günümüz aslında bize çok da fazla bir şey ifade etmiyor. Korkularla yüklü bir günden bahsediyoruz. Eğer günümüz böyleyse, sıradan insan bu şekilde düşünüyor. Eğer bugün böyleyse Allah muhafaza yarın ne olacak diye daha fazla korkuyoruz. Yani gelecek bizi daha fazla korkutuyor. İşte psikolojik açıdan bakıldığı zaman bugün böyleyse yarın daha kötü olacaksa biz kendimizi geçmişin bildik sıcak kollarına bırakmayı yavaş yavaş bireysel olarak yeğlemeye başlıyoruz. Tercih etmeye başlıyoruz. Dolayısıyla hani eskiden bir söz vardı hani bit pazarına rağbet olurdu. Hani geçmişe rağbet olsaydı bit pazarına nur yağardı şeklinde. Dolayısıyla biz geçmişi arıyoruz yani. Geçmiş bizi özellikle geçmişin kahramanlıkları, geçmişin mitleri, söylenceleri bizim açımızdan daha fazla şey ifade etmeye başlıyor. İşte bu nedenledir ki şeye baktığımız zaman Netflix filmlerine ya da Hollywood filmlerine falan baktığımız zaman orada da sürekli böyle geçmiş bize sürekli yeniden pazarlanan bir meta haline geliyor. Ki sağ popülist partiler bunun çok iyi farkındalar. Mesela Le Pen Jeanne d'Arc motifini sürekli işledi. Ta 14. 15. yüzyılda Fransa'yı İngiliz kolonyalizmine karşı koruyan önemli bir kadın figür, erkek kılığına gelen kadın bir asker. İşte İtalya'da Roma İmparatorluğu dönemi daha fazla gündeme getiriliyor. Yunanistan'da Helenik geçmiş daha önemsenmeye başlıyor. İngiltere'de Colchester'da Kraliçe Boudica diye yine mitolojik bir figür var. Romalılara karşı mücadele eden. Brexit partisi onu çok fazla işliyor vesaire. Hani bizde de yeni Osmanlıcı retorik daha ön plana çıkabiliyor vesaire vesaire. Yani birden böyle insanların kültürel miras konusunda, geçmiş konusunda, kahramanlıklar konusunda daha fazla
bir takım söylemler üretmeye başladığını görüyoruz. Ki bunu yapan aynı zamanda siyasal partilerde olduğunu görüyoruz. Mesela yine benim beğenerek okuduğum Romanyalı bir mitoloji uzmanı Mircea Eliade o kadar güzel söylüyor ki burada buyurun beraber okuyalım. Yani zaman zaman efsanelere ihtiyaç duyuyoruz. Çünkü efsaneler bizi içinde yaşadığımız problemli gerçeklikten bir an olsun uzaklaştırıp bizi kendimizin yarattığı bir hülyalı bir ana götürebiliyor ve kendimizi orada mutlu hissedebiliyoruz. Biz bunları aslında yapıyoruz. Yani film seyrederken bunu yapıyoruz. Oyun oynarken özellikle genç kuşaklar bunu yapıyor. Ya da zaman zaman nostaljik fotoğraflara bakarken, geçmişin İstanbul'una giderken biz bunu yapıyoruz. Bu bir ihtiyaç aslında. Bu bir psikolojik ihtiyaç. Yani bunun bu ihtiyacın ortaya çıkmasına neden olan herhalde belli ki bir şeyler var ya. Belli ki işte geçmişte yaşadığımız mahalleler yok oluyor. İşte sahip olduğumuz değerler yok oluyor. Küreselleşme her şeyi birbirine benzetiyor vesaire vesaire. Dolayısıyla bu psikolojik ihtiyaçlar karşısında insanlar da ister istemez bir takım çarelere başvurmaya başlıyorlar. Son olarak hızlıca bir takım imajlar sizlere göstereceğim. Bu geçmişin nasıl kullanıldığını, kültürel mirasın nasıl kullanıldığını göstermek açısından bir takım size seçim posterlerini göstereceğim. Bu Fransa'dan Le Pen, artık Le Pen biliyorsunuz parti lideri değil, 27 yaşında bir genç kişi geçti partinin başına ama 2017-2020 seçimlerinde kullanılan bir takım burada posterler var. Jandark motifini kullanıyor. Geçmişi çok başarılı bir şekilde kullanıyor. Geçmişin kahramanlıklarını kullanıyor. Ve Jandark işte Fransa için savaşmak anlamına geliyor. Le Pen bu kavramı kullanarak, bu mitolojiyi kullanarak çok başarılı oldu. Bütün konuşmalarını, seçim öncesindeki bütün konuşmalarını Fransa'nın farklı kentlerinde bulunan Jandark meydanlarında yaptı. Yani orada bile bir sembolik anlam vardı. Bunu hatırlamakta fayda var. Almanya'daki AfD partisinin kullandığı bütün posterlerde hep böyle bir otantiklik vurgusu vardır. Yani mesela burada dikkat edin. İslamofobik bir parti olduğundan, İslam karşıtı bir parti olduğundan AfD ne kadar İslam'a karşı yüklenilecek motif var ise burada kullandı. Mesela alkoldür, onu kullandı. Veya işte İslam'ın bizim mutfağımızda yeri yoktur derken domuz imajını kullandı. Dolayısıyla İslam karşıtlığı Avrupa'da son yıllarda maalesef sürekli politik anlamda getirisi olan bir motif olarak karşımıza çıkıyor. Yine kültürel çeşitliliği vurguluyorlar. Orada da diyorlar ki yani biz zaten kültürel olarak çok çeşitliyiz. Müslümanlara ihtiyacımız yok deniyor. Dolayısıyla bu sağ popülizmin son yıllarda bu kadar güçlü bir hale gelmesinin nedenlerinden bir tanesi organize olmuş siyasal partilerin, sağ popülist siyasal partilerin İslamofobiyi, İslam karşıtlığını kendileri açısından çok başarılı bir şekilde bir siyasal iletişim stratejisi olarak kullanmalarından kaynaklandığının altını çizelim. Yunanistan'da Yeni Altın Şafak Partisi aslında bütün bu partiler içerisinde neonazi denebilecek belki de tek partidir. Ekstremist bir partidir. Göçmenleri pislik olarak tanımlayan bir parti ki yakın zamanda bir takım lider partinin önde gelen liderleri hapse atıldı. Geçmişte yaşadık, geçmişte bir takım suçları nedeniyle bu motifte 2012 yılında svastika motifi de 2012 yılında Anayasa Partisi tarafından yasaklandı. Ki Cinque Stelle diye bir hareket vardı, Beş Yıldız Hareketi. Onlar da yine motif olarak Roma İmparatorluğu'nun askerlerini kullandılar. Wilders Hollanda'da şöyle bir parti düşünün. Tek bir söylediği şey var, o da İslamofobi, İslam karşıtlığı, İslam korkusu. Tek bir motif üzerinden %20 oy almayı başaran bir siyasal parti düşünün. O da Wilders'in partisi. Başka hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok.
Sonuç olarak şöyle bir tabloyla karşılaştığımız kanaatindeyim. Gelecek tahayyülünün giderek ortadan kalktığı, çünkü günümüzün insanları sosyoekonomik nedenlerle korkuttuğu, psikolojik nedenlerle korkuttuğu, dolayısıyla gelecek vurgusunun büyük ölçüde ortadan kalktığı bir düzlemde biz kendimizi geçmişin sıcak kollarına bırakıyoruz. Ve bu tür siyasal partilerde, geçmişe vurgu yapan siyasal partilerde buradan büyük anlamda nemalanıyorlar. 1970'li yıllarda yaşanan dünyadaki reel politik gelişmeler ile birlikte İslam'ın ötekileştirildiği, Orta Doğu'nun coğrafi anlamda ötekileştirildiği bir dünyanın hala hükmünü devam ettirdiğini ben gözlemliyorum. Ve buna neoliberalizm denebileceği kanaatindeyim. Radikalleşme kavramı aslında eleştiriyi anlamına gelebilir, farklı düşünme anlamına gelebilir, köklere dönme anlamına gelebilir. Modernleşmenin, küreselleşmenin bir anlamda eleştirisi anlamına gelebilir ama bugün radikalleşme denildiğinde radikalleşme kavramının ekstremizm kavramıyla, hatta zaman zaman terörizm kavramıyla eş anlamlı kullanıldığını düşünüyorum. Sosyal bilimciler olarak biz bunun böyle olmadığını söylememiz gerekiyor. Çünkü eğer herkes aynı düşünürse orada bir problem vardır diye düşünüyorum ben. Öte yandan yine özellikle bu İslamofobi tartışmalarında bizim sıklıkla karşı karşıya kaldığımız noktalardan bir tanesi şu şekilde. Genellikle yine biliriz, biz Türkiye'de de bu tür söylemleri kullananlar vardır. Yani Türkiye'de zaman zaman şöyle söylemlerle karşılaştığımızı görürüz. Dünyadaki gerilimler Hilal ile Haç arasındaki sürtüşme ile açıklanır. Halbuki ki Batı'da da özellikle bu sağ popülist partiler bu söylemi çok kullanırlar. Onlar da Hristiyan mitolojisini ön plana çıkarırlar. İslam karşıtlığını sürekli vurgularlar. Kartezyen bir şekilde dünyayı anlatırlar. Halbuki biz çalışmalarımızda da bunları gördük. Özellikle İslam'da Hristiyanlığın, Yahudiliğin ve İslam'ın İbrahim'i dinler olduğunu, dolayısıyla aralarında çok büyük benzerlikler olduğunu kabul eden bir dindir İslam. Aslında diğer dinlerin de bunu bu şekilde yorumlamaları gerekir. Dolayısıyla özellikle gündelik hayatta Hristiyanlığı tecrübe eden insanlar arasında popülizmin, sağ popülizmin çok yaygın olmadığını biz gözlemledik. Sağ popülizmin daha çok seküler, ateist, agnostik kitleler arasında daha fazla yaygın olduğunu gözlemledik. Ve tabii ki ister istemez El-Kaide ile başlayan, IŞİD ile devam eden ve İslam'ı kol kesen, bacak kesen, kafa kesen bir din gibi gösteren medyanın etkisiyle yaşam tarzlarını tehdit eden bir din olarak gören insanların özellikle yine İslamofobik olduklarını söylemek mümkün. Ve neoliberal dünyada özellikle 1990'lı yıllarda hatırlayın Samuel Huntington'ın medeniyetler çatışması diye ifade ettiği Bosna Hersek'teki savaş nedeniyle Müslümanların ve Hristiyanların artık bir arada yaşayamadığını söylediği son derece problemli bir söylem vardı, saptama vardı. O dönemden itibaren bu medeniyetler çatışması söyleminin dünyayı parçalamaya, bölmeye devam ettiğini görüyoruz. Ve son olarak da popülizm aslında bir patoloji olarak değerlendirilmemesi gerekiyor. Popülizme baktığım zaman burada ayrıntılarına girmedim ama pek çok farklı açıklaması mümkün. Onlardan bir tanesi de popülizmin bir siyasal biçim olduğu, bir siyaset yapma biçimi olduğunu görüyoruz. Ve özellikle dünyadaki popülist siyasetçilere baktığımız zaman birbirlerine çok benzediklerini görüyoruz. Orada da Laclau ve MUF gibi bir takım
sosyal bilimcilerin kullandığı bir çerçeveyi kullanmak bence anlamlı. Aslında bir siyaset yapma biçimi popülizm. Genellikle dünyayı ikiye bölen, iyi kötü, inanan inanmayan, her şeyi skandalize eden, kurumları reddeden, seçmenle doğrudan birebir ilişki kurmaya çalışan bir lider tipi peydah oldu. Trump bunlardan bir tanesiydi mesela. Dolayısıyla orada bu siyaset yapma biçimi olarak da değerlendirmek mümkün gibi geliyor bana. Biliyorum, farkındayım, biraz uzattım ama benim hazırladıklarım bu kadar. Eğer sorularınız, yorumlarınız olursa biraz daha sizlerle birlikte sohbet edebiliriz. Hocam herhalde bir saat daha olsa dinlerdik yani. Gayet güzel bir yayın şeydi, sunumdu. Çok teşekkür ediyoruz. Arkadaşlar, bugün niye sessiz bilmiyorum. Kimse soru sormuyor. Sorularınız yok mu arkadaşlar? Hocam çok teşekkür ederiz. Ben bir soru sorabilirim. Rica ederim Nurşan. Kamerada sıkıntı var. O yüzden açamıyorum. Kusura bakmayın. Estağfurullah. Hocam daha önce bir yayınınızı izlemiştim. Avrupa'da yaşayan göçmenlerin özellikle son 30 yıldır kendilerini giderek daha fazla İslami kimlikle tanımladıkları görülüyor gibi bir cümle kullanmıştınız. Bir de bir çalışmanızın sonucunda da hani bu özellikle 3. 4. kuşak göçmenlerin ailelerinden değil de daha fazla okuyarak işte İslam'la haşir neşir olarak öğrendiklerini ve kendilerini bu İslami referanslarla bir yerlere oturtmaya çalışan gençler olarak olduklarından bahsetmiştiniz. Ben de tezimde Herbert Gans'ın sembolik etnisite kavramını çok inceledim. Orada 3. 4. kuşak göçmenler için Amerika'da yapmış olduğu çalışmada Yahudileri inceliyordu. Ve o Yahudilerin işte 3. 4. kuşaklar için özellikle sinagoglar inşa ettiğini, toplum merkezleri inşa ettiğini, bu şekilde de kendilerini var etmeye çalıştıklarından bahsediyordu. Ama bunu hani dini aslında nostaljik bir bağlılıkla, sembolik bir bağlılıkla olduğunu ifade ediyordu. Sizin çalışmanızda anladığım kadarıyla tam tersi bir sonuç çıkmış. Yani gerçekten benim düşündüğüm, gördüğüm oradaki 3. 4. kuşağın aslında İslami değerlerden vesaire uzaklaştığı ama burada tam tersi bir durum var gibi. Yani bu Avrupa'daki göçmenler İslam aslında kimliklerinden uzaklaşırken bir sembol olarak mı kullanıyorlar? Yoksa gerçekten bir bağlılık mı var? Onu merak ettim. Nuşa, ben orada özellikle 2000'li yıllarda yaptığım çalışmalarda şöyle bir saptamada bulunmuştum. Ki günümüzde bu biraz daha değişiyor. Küreselleşmenin bir takım araçlarını kullanarak işte Google veya içinde bulundukları ülkenin batılı ülkelerin demokratik kurumlarını, eğitim kurumlarından vesaire yararlanarak zaman içerisinde bir dönüşüm geçirdiklerini ve şunun farkına vardıklarını söylemiştim. Bütün bunları yaparken de özellikle kadınlarla yaptığımız mülakatlarda bunu çok net olarak gördüğümüzü söyleyebilirim. Genellikle biliyorsunuz kadınlar, işte başörtülü, türbanlı kadınlar kendileri hakkında batıda üretilen bir takım söylemlere karşı sürekli defansif bir şekilde onun erkek egemenliğinden kaynaklanan bir baskı nedeniyle değil ya da İslam'ın onlar üzerinde ürettiği bir baskı nedeniyle başörtüsü takmalarını o şekilde değerlendirilmemesi gerektiğini, tam da tersine aslında İslam'ın kendilerini emansipe eden, özgürleştiren bir din olduğunun sürekli altını çiziyorlardı. Ve bunu söylerken de bir ayrımın özellikle altını çizdiler. O da kültür ve din arasındaki farkın sürekli altını çizdiler. Şu anlamda şunu bize şu şekilde ifade ediyorlardı. Yakın zamana kadar öğrendikleri İslam'ın aslında
ataerkil bir şekilde anneden babadan folk İslam olarak öğrenildiğini ve bu İslam'ın da Kur'an'daki şekliyle bir din olmaktan ziyade daha ataerkil bir kültürel yapının yeni kuşaklara aktarımı ve böylece ataların, annenin, babaların çocuklarını kontrol etmek için kullandıkları bir narratif, bir anlatı olarak gördüklerini ama İslam'ı kendilerinin doğrudan farklı dillerde, farklı tercüme biçimleriyle okuduktan sonra doğrudan Kur'an üzerinden yazılı bir şekilde okumaya başlamalarıyla birlikte bir özgürleşme yaşadıklarını söylediler. Dolayısıyla bunu biz şey olarak açıkladık. Yani İslam'ın folk İslam'dan çıkıp biraz daha kitabi, yazılı bir İslam'a doğru evrildiğini yorumladık. Dolayısıyla orada benim anlattığım özellikle Avrupa'da bir kurumsallaşan bir İslam'dan bahsediyoruz. Institutionalization of Islam dediğimiz. Bir de bireyselleşen bir İslam'dan bahsediyoruz. Gençler arasında bu bireyselleşme fazlasıyla hakim. Doğrudan çünkü artık onların imamların rehberliğine ihtiyaçları olmadığı, doğrudan kendilerinin kendi içtihatlarını üretebildikleri, yorumlarını yapabildikleri bir anlatı, bir inanç biçimi olduğunu saptamıştık. Ama öbür taraftan da mesela Avrupa'da çünkü Sünni İslam tek tanrılı dinler içerisinde bence en demokratik olanı. Çünkü en azından retorik olarak Tanrı ile inanan arasında bir aracı kabul etmiyor. Ama pratikte bunun biz böyle olmadığını biliyoruz. İslam'ın batıda veya başka yerlerde bu şekilde kurumsallaşıyor olmasıyla birlikte bir aslında klerik sınıfın ortaya çıktığını gözlemleyebiliyoruz. İşte bu gençler mesela kitabi bir şekilde okudukları zaman İslam'ın son derece özgürleştirici bir gücü olduğunu bizlere anlatıyorlardı ki orada da yaşarken de diğer insanlara bu şekilde kendilerini rahatlıkla ifade ediyorlardı. Yani benim yazdığım çalışmalarda genellikle bunların altını çiziyordum Nurşah. Çok teşekkürler hocam. Sağ olun. Rica ederim. Irmak bir el kaldırmış sanırım. Buyurun. Evet. Hocam iyi akşamlar. Öncelikle İyi akşamlar Irmak. Tanıştığım için memnun oldum. Çünkü çalışmalarında ben de Almanya'daki Türklerle ilgili çalışıyorum. Hocam birkaç konuda olacaktı. Birincisi bu 11 Eylül'den bahsederken benim görüşme yaptığım görüşmecilerimizden birisi şunu söylemişti. Almanya'da var olan yabancı düşmanlığını 11 Eylül legalize etti. Yani Müslümanların üzerine mi çevirdi demişim. Böyle bir tespiti vardı. Bu tespite katılıyor musunuz siz de? Yani var olan bir şeyi legalize ettiğini. Bir de o konuya fazla girmediniz aslında. Yerellik ve yerellik evrensellik bağlamında dikotomisini söyleyeceğim. Yerlilik. Şimdi mesela benim yaptığım görüşmelerde özellikle gençler şunu söylüyor. Ben Almanyalı değilim. Diyor ama mesela şunu kabul ediliyor. Ben Düsseldorfluyum diyor. Yani ben Hamburgluyum, orada doğdum. Ama evet. Türkiye'liyim. Ve bir çifte aidiyet söz konusu gördüm. Ben de şu anda hani tezimi bitirme safhasındayım ve burada bu durumu izah ederken yerlilik, yerellik, yerelleşme kavramlarını iki ayrı kavram olarak kullanıyorum. Yani bireye baktığım zaman tamamen Avrupa'da yetişmiş, Avrupa kültürünü almış, biraz önceki söylediğiniz bağlamda da yani ben de nesiller arası değişim ve din diye benim çalışmamın ana konusu. Bir rasyonalizasyon süreci yaşıyor gençler. Ve bu dini bireysel farklılıklar ortaya çıkıyor ve dediğim biraz önce sizin izah ettiğiniz gibi daha bağımsız dini görüşleri olan gençlerle karşılaşıyor. İşte burada bu şeyi nasıl çözümlememiz gerekir? Yani çifte aidiyet taşıyan
Ve hayatları boyunca bir de ben bu 60 yıllık süreçte işte birçok edip yazar var. Hatta Türkiye düşmanlığını açıkça beyan eden siyasetçiler var. Onların Lebensraum diyorlar. Bu CV'lerine baktığım zaman mesela şöyle bir süreç gözüme çarptı. Gastarbeiter, misafir işçi, yabancı işçi, sonra kavram vatandaş kavramı var ama migrasyon geçikte, migrasyon intergrup gibi, yani bütün CV'lerinde anlatılan, kişilerin kendi yazdığı CV'lerde de onları anlatan metinlerde de işte göç geçmiş olan, göç hikayesi olan diye bir vurgulanan bir kimlik vurgulaması var. Tabii. Bunları nasıl değerlendirebiliriz? Bu konuda görüşlerinizi merak ediyorum. Evet, Irmak Bey, şimdi ilk yaptığınız ya da ilk sorduğunuz soruda 11 Eylül hakikaten dünya tarihinin önemli dönüşüm noktalarından bir tanesi. İslamofobinin Avrupa'da net olarak kurumsallaştığı bir tarihi aslında tarihi anlamına geliyor. Yani Almanya tabii Almanya diğer ülkelerden farklı, yani tarih itibariyle farklı, kurumları itibariyle farklı. Ama şunu çok iyi biliyoruz, yani Almanya değil sadece, Avrupa'daki diğer bütün ülkelerde İslam'ı kendinden çok uzakta, kendinden çok dışarıda gördüklerinden, kendilerine çok yabancı gördüklerinden çok da fazla İslam'ı anlamak derdinde olmamışlar. İslam'ı anlayıp İslam'a ait olan Müslümanların sorunlarını çözme telaşında olmamışlar. Hatta bu nedenle de İslam'ı göç veren ülkelere büyük ölçüde bırakmışlar. İşte Türkiye'de Diyanet bu konuyla ilgilenmiş. Buradan imamlar göndermiş. Fas keza yine aynı şekilde kendi İslam'ını oraya taşımaya çalışmış. Ya bunlar anlaşılabilir bir şey. Yani biz buradan baktığımızda burada bir problem görmüyoruz ama orada yaşayan insanların dünyasından ya da çoğunluk toplumu ile azınlıklar arasındaki etkileşim üzerinden baktığımız zaman batılı devletler Müslümanlar için bir takım fırsat pencereleri, politik anlamda fırsat pencereleri sunmamış. Hep İslam'a ait olan ayrıksı bir şekilde kalmış ve tanımlanmış. Dolayısıyla İslam'ı içeri almak gibi, onun için bir takım çalışmalar yapmak gibi dertleri de olmamış aslında. Hep böyle işte göç veren ülkelerin bir anlamda sorumluluğu olarak görmüşler. Ama artık yavaş yavaş bunun sonuna gelindiğini görüyoruz ama çözüm olarak ürettikleri de çok da matah bir şey değil. Mesela Almanya şu anda Almanya İslamı diye bir şey yaratmaya çalışıyor. Fransa İslamını yaratmaya çalışıyor. Hollanda keza yine öyle. Fakat her şeyi din üzerinden okumaya başladığımız zaman bana ciddi bir problem var gibi geliyor. Çünkü bugün baktığınız zaman Avrupa'da hakikaten İslam öyle bir şey. Yani son derece heterojen, farklı geleneklerin olduğu bir din. Nasıl ki Hristiyanlıkta farklı ekoller, farklı anlatılar var, İslam'da daha da fazlası var. Dolayısıyla İslam'ı tek bir şey olarak okumak zaten mümkün değil. Ama ne oluyor? Bugün mesela işte Türkiye'nin kendi bir resmi İslam anlayışı var. Diyanet, DİTİP üzerinden onu vermeye çalışıyor. Biliyoruz ki Avrupa'da işte Gülen cemaati var. Çok güçlüler mesela, hala çok güçlüler. İşte Süleymancılar var, Kaplancılar var, kendi yorumlarını veriyorlar. Fas kendi İslam'ını, işte onların ortanın İslam'ı diye bir anlayışları var. Daha böyle Sufi gelenek üzerinden giden bir anlatı var. Onu kendi işte insanlarına aktarmaya çalışıyor. Ne bileyim, Cezayir'in öyle yine aynı şekilde. Ama öbür taraftan Suudi Arabistan'ın ciddi anlamda bir finansal desteğiyle ta 1980'lerde
1970'lerde rabıta ile başlayan bir süreçten bahsediyoruz. İran keza yine öyle. İşte Şii İslam'ı bir şekilde promote etmeye çalışıyor falan filan. Dolayısıyla herkes İslam üzerinde müthiş böyle bir rekabet içerisinde. Bu rekabete şu anda ev sahibi devletler de girmeye başladı. Kendi İslamlarını yaratmaya. Şimdi bu bana böyle içinden çıkılmaz. Böyle bir şey olmaz. Çünkü İslam dediğim şey, özellikle Sünni İslam dediğim şey, yatay giden bir şeydir. Demokratik bir şeydir. Hiyerarşik değildir. İslam'ın, Sünni İslam'ın mesela Katolik Kilisenin lideri vardır, değil mi? Biliriz. Ortodoks Kilisenin lideri vardır, biliriz, değil mi? Şiilerin lideri vardır, biliriz. Ama Sünni İslam'da liderlik yok, değil mi? Benim bildiğim kadarıyla yok. Yok. Yoktur. Yani olmaması yani gerekir. Bireysel şeyler de vardır. Tarikatlarda falan vardır. Tabii ki. Bunlar da sınırlıdır. Yani. Yani yoktur yani. Hani bu evet. Retorik olarak yoktur. Dolayısıyla burada bir problem var. Ben bu problemin üstesinden nasıl geleceklerini açıkçası çok fazla bilmiyorum. Ama yine yaptığımız çalışmalarda siz de biliyorsunuz Irmak Bey. CV'nizi gönderdiğiniz zaman aynı CV bir Hristiyan isimle, bir Müslüman isimle gönderdiğiniz zaman Müslümanın iş alma olasılığı %30'dur. %30'dur. Diğerleri çok daha olasıdır. Yani bu kurumsallaşan bir ırkçılıktan, hocam, ayrımcılıktan söz etmek pekala mümkün tabii. Özür diliyorum hocam, burada araya gireyim. Şimdi ben bir görüşmecim, burada İslam bir enstitüsü işleten bir ilahiyatçı, Almanya'da yetişmiş bir ilahiyatçı. Kendisininle yaptığımız görüşmede gerçekleştirmiş olduğu projelerin tamamen, mesela Hamburg Hamburg Lale Türkçesi, tam şu anda Almanca aklıma gelmedi, bir organizasyonda kendisi de projeler sunuyor defalarca ve bunlar reddedilirken, yani Alman toplumunda, Almanya'nın kurumsal şeyinden değil de o Hamburg Türpe'de işte görev alan Türkiye kaynaklı kökenli göç etmiş radikal diye belki isimlendireceğimiz sol fraksiyonlardan ya da etnik radikalizmden gelen insanlar tarafından direkt reddediyor. O kurulda onlar var. Ve bu şeydeki etik kurulların, yani Almanya'nın işte medya etik kurullarında yer alan, parlamentoda yer alan etik kurullarına yazılan mailde, bu görüşmecim şu anda metin tam önünde olmadığı için söyleyemiyorum. Bir Yahudi profesörün den nakletti bana kendisini anlattığını, mail yazıyor. Türkiye, Almanya'da İslam'ı muhatap alacağımız bir İslam olmadığı için diyorlar ki bizim bu etik kurullarımızda şey yok, tamamen siyasi ve politik bakımlar. Ama göçmenlerin Almanya'daki konumlanmalarıyla ilgili politik süreçler çok etkin. Bunu da bir taraftan görüyoruz. Tabii. Ama bir taraftan da yok yazdı sayıyorlar. Doğrudur, doğrudur. İyi bir örnek, evet Irmak Bey. İkinci soru, o da çok güzel bir soru. Ben de Kreuzberg'teki çalışmamda bunun üzerine yazdım. Doktora çalışmam idi o benim. Onun üzerine yazdım. Daha sonraki Euro Türkler çalışmalarında da sıklıkla bu konuyla karşı karşıya geldik. Ben onu şöyle açıklıyorum. Mesela eğer göçmen kökenli insanlar olarak içinde bulunduğunuz devletin hegemonyasıyla bir probleminiz var ise, kendinizi yapısal anlamda dışlanmış, işte gündelik hayatta farklı bir takım kesişimsel ayrımcılık durumlarıyla karşı karşıya kaldığınızı düşünüyorsanız, o devlete zaten güvenmiyorsunuz. Dolayısıyla burada bir güven meselesi var. Bu durumlarda, yani devletin hegemonyasını, size dayatmaya çalıştığı devletin hegemonyasını parçalamak için Michel Desserto diyor ki yani bu durumlarda biz kendi bireysel çözümlerimizi üretiriz. Mış gibi yaparız mesela, ama bildiğimiz yolu okuruz, bildiğimiz yolu gideriz şeklinde diyor. Ona taktik kavramını kullanıyor. Stratejilere karşı bir takım taktiklerimiz var diyor. Tam da burada Michel Desserto'nun dediği gibi, bence bu dayatılan milliyetçi hegemonyayı kırmak için bireyler, göçmen bireyler kendi taktiklerini geliştiriyor. Mesela ben Almanım demiyor. Alman olarak kendisini tanımlamaktan imtina ediyor.
Ama onun da bir aidiyet geliştirmesi gerekiyor. Anavatan burada önemlidir ama o yeterli değildir. Aynı zamanda bulunduğu mahalleyi mesela ön plana çıkarıyor. Bulunduğu mahalleye, zaman zaman da bulunduğu ilçeye, bulunduğu şehre daha fazla bir aidiyet geliştirebiliyor. Bir başka aidiyet geliştirme biçimi de yine taktiksel bir şeydir bu. Transnasyonel bir oluşuma ait olma. İşte bu mesela din olabilir. Transnasyonel, işte global bir güçtür İslam. İslam o anlamda daha fazla ön plana çıkarılabilir. Ya da daha seküler bir yerden geliyorsa Avrupa Birliği vatandaşı olmayı daha ön plana çıkabilir mesela. Bu da transnasyonel kimliklerin yine nasyonel kimlik karşısında daha öncelikli olduğu anlamına geliyor bu gruplar açısından. Mesela bizim benim Kreuzberg'de yaptığım çalışmada kendilerine Berlinli bile demezlerdi. Ondan imtina ederlerdi ama 36, yani Kreuzberg'in plaka işareti olan, biz 36'yız derlerdi. Biz Kreuzberg'liyiz. Hatta öyle gruplar vardı ki daha bunlar işçi sınıfı, yoksul kitlelerdi. İşte Kottbusser Tor diye bildiğiniz orada bir semt vardır. Kendisini orayla tanımlardı. Dolayısıyla bu yerellik meselesi özellikle göçmenlerde çok fazla taktiksel olarak ön plana çıkan bir şeydir ama kendisini eğer milliyetçilik anlamda dışarıda bırakılmış hissediyorsa o zaman bu taktiğe başvurabiliyor. Ama devlet eğer kapsayıcı ise, eşitlikçi ise, adil ise pekala kendisini Alman da diyebilir veya kendisini o şehirle özdeşleştirebilir. Yani bu dolayısıyla o kaynaklara ne kadar erişebildiğiyle alakalı bir şey gibi görüyorum ben. Sembolik güç olarak da orada taktiksel bir şey yapıyor. Ve hayır diyor, ben senin bu dayatmanı reddediyorum. Angela Merkel diyor ki vatandaş Almanca konuş, Almanca öğren. Ama diyor ki benim derdim o değil diyor. Benim derdim diyor kaynaklara erişememem diyor. Burada devlete güvenmediği için devlet ona ne diyorsa onun tersini yapmaya doğru yöneliyor. Anlatabiliyor muyum? Yani dil öğren diyorsa o dili öğrenmeyerek siyasal bir muhalefet geliştiriyor aslında. Dolayısıyla ben orada Deserto'nun kullandığı kavramları kullanmanın doğru olduğunu düşünüyorum Nurmak Bey. Deserto, evet. Deserto'nun dediğiniz. Deserto, evet. Michel Deserto. Gündelik hayatın sosyolojisi. Müthiş böyle bir keyiftir o kitabı okumak. Hocam çok teşekkür ederiz. Ali Bey'in iki tane sorusu var. Onları sorayım isterseniz. Buyurun. Hocam, Avrupa'da olduğu gibi bizde de dönem dönem partilerin göçmen karşıtlığı üzerine propaganda yaptıklarını görüyoruz. Fakat burada yapılan propaganda Avrupa'daki kadar karşılık bulamıyor ve uzun sürmüyor. Sebebi nedir? Birinci sorusu bu. İkinci sorusu da, Avrupa'da bilinen İslamofobinin yanı sıra son zamanlarda Hindistan'da, Çin'de, bazı körfez ülkelerinde de İslamofobiye dayanan bazı hareketler görmekteyiz. Bunun sebebini bu bölgelerde artan Batı medya ve sermayesinin etkisinden bahsedebilir miyiz? Vallahi Ali Bey'in ikinci sorusuna yanıt veremem. Yani genel geçer şeyler söyleyebilirim çünkü çalışmalarım olmadı, çok da fazla takip etmedim ama birinci soru bence şöyle bir yanıtı hak ediyor. Türkiye'de tabii bu soruyu sorarken özellikle son dönemde Zafer Partisi'nin mülteci karşıtı söylemi, o bile %3 civarı, %2, %2,5 bildiğim kadarıyla son dönemdeki kamuoyu yoklamalarında ama beklenildiği kadar bir şey görmüyor. Bence burada asıl önemli olan şey iktidarın en baştan bugüne takındığı tutumdur. Daha işte Suriyeli yanlısı, mülteci yanlısı, göçmen yanlısı bir tutum. Ama son yıllarda işte kamuoyu yoklamalarında hani hatırlarsanız bu ensar söylemi vardı, misafirlik söylemi vardı. Yani ülkede ekonomik anlamda bir takım sorunlar baş gösterdikçe insanların kendi yaşadıkları sorunları büyük ölçüde mültecilere, göçmenlere doğru onları bir günah keçisi olarak görmeye başlayarak en azından kendilerince çözmeye başladıklarını görüyoruz. Yani bana öyle geliyor ki mesela Türkiye'de mülteci karşıtı söylemi en fazla
ideolojik olarak kullanabilecek parti MHP'ydi. Ama MHP'nin iktidar ortağı olması nedeniyle AK Parti bunu frenlemiş durumda. Allah'tan da öyle olduğunu düşünüyorum ben. Dolayısıyla ortada bir boşluk vardı ve o boşluğu şu anda Zafer Partisi doldurma derdinde. Ama bence de doğru, yani o kadar büyük, beklenildiği kadar bir etki yaratmıyor. Hatırlayalım, CHP zaman zaman bunu kullanmaya çalıştı ama gerek parti içinden gerek entelektüellerden gelen tepkiyle onlar da yeniden söylemlerini değiştirmek durumunda kaldılar. İyi Parti de mesela kullanmadı bunu. Çünkü büyük ölçüde buradaki göçmenlerin, mültecilerin ezici bir çoğunluğu da Müslüman. Dolayısıyla bu Müslüman benzerliğinin ya da kültürel benzerlik demeyin de Müslümanlığın sanıyorum önemli bir unsur olduğunu söyleyebiliriz diye düşünüyorum. Teşekkürler. Başka sorusu olan... Mesela şey gibi, yani Almanya, işte ne bileyim, belki Almanya bir örnek değil ama işte yani Macaristan neredeyse tek bir Müslüman mülteci almadı. İşte gazeteci kadın vardı, mültecilerin ayağına çelme takıyordu. Ama Ukrayna Savaşı olduktan sonra yüz binlerce Ukraynalıya kapılarını açtılar. Oradaki o yani medeniyetçi söylem, dini benzerlik vesaire, onlar sanıyorum etkili oluyor. Bizde de öyle. Mesela bizdeki mültecilerin çoğu Hristiyan olsaydı belki başka olurdu. Anlatabiliyor muyum? Yani burada hala bu dini benzerlik önemli bir unsur gibi görünüyor. Evet. Ben de hocam gönüllüler üzerine çalışma yapıyorum. Tezim öyle. Şeyde sahada belki bilmiyorum haberdarsınız. Informal gönüllüler çok fazla. Seteliler dışında. Mesela onlarda da bir numaralı argüman, hani kullandıkları şey din yani tabii ki. Din değil mi? Evet. Din çok kuvvetli burada, etkili. Ben herkese teşekkür ediyorum katılımı için ama son olarak hocam bizim genel konseptimiz şöyle. Siz bir soru soruyorsunuz. O soruyu ilk cevap veren sizin bir kitabınızı gönderiyoruz. Bize bir soru sorabilir misiniz arkadaşlar? Ha, bir soru. Bir soru. Ne soralım? Yani şu anda İtalya'da iktidar partisinin ya da İtalya'nın başbakanı kimdir? Konuştuğumuz bütün bu konuların belki resme bürümüş bir kadın lideri var. O kadının adını kim söylerse kitabımız ona gitsin. Meloni. Evet. Betül Hanım. Betül Hanım kitabı kaptı diyelim. Öyle mi? Peki. Teşekkürüz Betül Hanım. Betül Hanım, bir mail adresinizi atabilir misiniz? Belki tabii. De var, biz de bilmiyorum. Ayhan Hocam, öncelikle çok teşekkür ediyorum. Çok verimli, çok keyifliydi. Bilgilendirici oldu. Ben aslında göç ve sosyal uyum üzerine çalışıyorum şu an. Ama konu göç olunca meram çok fazla her açıdan. Yani tam çalıştığım konularla uyumlu olmasa da bu akşamki oturum gerçekten istifade ettim. Ağzınıza sağlık hocam. Teşekkürler Betül Hanım, sağ olun. Aynı şekilde düzenleyen ekibe de çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Biz de çok teşekkür ederiz. Biz de çok istifade ettik hocam gerçekten. Ben Avrupa hiç çalışmadım. O yüzden biraz tedirgindim bu yayına katılmaktan. Ama gerçekten Allah razı olsun, çok güzel bir sunumdu. Çok sağ olun. Özellikle sağ olun. Ben onu etkilendiğim şeyi söylemek istiyorum. Bu geçmişe sığınmak konusundan çok etkilendim yani. Kendimde de bir şeyler buldum bunda. Bayağı etkileyici oldu hocam. Çok sağ olun. Herkese çok teşekkür ediyoruz. Bu cumartesi akşamı bizim yayınımıza katıldığınız için. Tekrar teşekkürler. Ben de herkese çok teşekkür ederim. Sizlere teşekkür ederim davet ettiğiniz için. Herhangi bir şey olduğu zaman bana her zaman yazabilirsiniz. ayhan.kaya@bilgi.edu.tr. Ben e-maillerimi mutlaka yanıt veririm. Hepinize o zaman kolay gelsin diyorum. İyi hafta sonları. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. En yakın zamanda dernek bir daha hocam alırsa çok mutlu oluruz. Entegrasyon ve uyum üzerine tamamen. Çünkü soracağımız sorular vardı. Memnuniyetle. Olmaktan vazgeçtim. Tamam. Sözüm olsun. Tamam. Hoşça kalın. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Teşekkür ederim.